Herkese merhaba, ben Ceren. Videoma hoş geldiniz. Bugün yine bitkilerle ilgili bir video olacak. Son zamanlarda bitkilerle ilgili daha fazla video çektiğimin farkındayım. Çünkü havalar ısındığı için, yani ilkbahar yaz hazırlığına giriştiğim için şu aralar bitkilerimle daha çok ilgileniyorum. Bu yüzden de bitkilerle ilgili videolar birazcık fazla oldu. İlk konumuz da aslında yine bir kargo açılışı var. Şuralar vazgeçilmezim oldu. Ama daha çok toprak saksı, plastik saksı, biraz bunlarla ilgili konuşacağım. Yeni bebek sukulentlerim var. İlk videoya göre bayağı sayıları arttı. Onların dikimini yapacağım. Bunu da birlikte yapacağız, toprak saksıları. Dilerseniz başlayalım. Normalde kutuyla geldi ama kutuyu yere koyduklarını bildiğim için, zaten kargocu da bana yere koyarak verdiği için odama kadar getirmek istemedim. Dışarıda açtım ve kutuyu bıraktım. Şunlar da içinden çıkan köpük parçaları, bunları da kullanacağız. Nasıl kullanacağımızı göstereceğim. Kargonun içinden çıkan değerlendireceğiz. Önce bir bu kargomuzu açalım. Daha öncesinden de benim toprak saksılarım vardı, göstermiştim bunu size. O saksılarımla aynı yerden sipariş verdim. Yine bildiğim boyutlarda ürünler. Sukulentleri ve kaktüsleri zaten diktiğinizde de görüyorsunuzdur. Çok derin, çok uzayan kökleri yok. Yani çok derine inen kökleri yok. O yüzden böyle uzun saksılar çok tercih etmemize gerek yok. Birazcık daha yayık saksılar. Yani şu yoğurt kabı gibi daha yayık, yüksekliği daha dar olan saksılar tercih etmemiz gerekiyor. İlk saksım bu şekilde. Zaten bende olan bir modelde. Altında deliği var tabii ki de. Olmazsa olmazı, drenaj deliklerinin kesinlikle saksılarda bulunması gerekiyor. Diğer saksım da aynısından. Daha önceden alışverişimi yaparken saksıları aldım ama hiç saksı altlığı almadım. Gerek duymayacağımı düşündüm. Zaten çok sulanmadığı için kışın, yani kışın almıştım onları. Çok sulanmadığı için birazcık masraf yapmak istemedim. Ama şu anda gerçekten ihtiyacım oluyor. Çünkü neredeyse her gün sulamaya başlayacağım. Havalar çok sıcak, direkt güneşi de görüyorlar. Topraklar daha çabuk kuruduğu için. Koyduğum tahta standın da sürekli ısınarak çürümesini istemiyorum. O yüzden aldım. Bu sefer tabaklar. Şöyle aldım. Bunlar için altlık almadım bu arada, yine almadım. Şunu şu saksım için almıştım. Evet. Gayet güzel oldu. Böyle daha şık durdu. Zaten takım olduğunda daha şık duruyor. Bu ikisini diğer saksılarımın altına koyacağım. Onu da daha sonra gösteririm. Yapraktan ürettiğim sukulentleri dikmeden önce toprak saksı ve plastik saksının avantajları ve dezavantajlarından bahsetmek istiyorum. Bu tabii çok ince, çabuk kırılabilen, bükülebilen bir plastik saksı ama ben bunu şu anda sadece bir görsel olarak getirdim. Toprak saksılar plastik saksılara göre çok daha ağır ve yere düştüğünde kırılma riski çok daha fazla. Bir plastik saksıyı kıramazsınız ama toprak saksı yere düştüğünde, sert bir zemine düştüğünde büyük ihtimalle kırılacaktır. Tabii internette bazı geri dönüşüm projeleri görüyorsunuzdur. Kırılan toprak saksılarla da bir şeyler yapılabiliyor. Ama tabii ki de kırılmasını istemeyiz. Böyle bir dezavantajı var. Daha ağır olması, kırılabiliyor olması. Bunlar dezavantajları. Aynı zamanda yine aynı boyuttaki, aynı şekildeki bir plastik saksıya göre bir miktar daha pahalı toprak saksılar. Ben neden toprak saksı tercih ettim? Toprak saksılar hava alabiliyordu. Söylemiştim bunu daha önce. Nefes alabiliyorlar. Yani toprağı çok fazla suladığınızda bile bu saksı nefes aldığı için fazla suyun saksı sayesinde terleyip uzaklaşmasına sebebiyet verebiliyor. Aynı zamanda nefes aldığı için toprağın da nefes almasını sağlıyor. Yani plastik bir saksıda toprak sadece üstten nefes alabiliyorken burada her türlü nefes alabiliyor. Bu yüzden de yine kök çürümelerine de engel olabiliyor fazla suyu uzaklaştırdığı için. Ben bu yüzden tercih etmeye başlamıştım. Çünkü dediğim gibi ben de sulamaya bağlı sukulent kaybı yaşamıştım. Madem böyle bir şey var, o zaman ben toprak saksı kullanayım. Daha az kaybım olur diye düşünmüştüm. Çünkü biz bitkileri sulamadan duramıyoruz. Yani herkeste muhtemelen böyle bir şey var. Bitkimiz olduğu zaman onları çok seviyoruz ve hep ilgilenmek istiyoruz, hep sulamak istiyoruz. Elimizde sulukla geziyoruz, yani sulayalım diye. Önce de söylediğim gibi çok daha doğru bir şekilde sulanması gerekiyor. Sürekli sulamak doğru değil. İhtiyacı doğrultusunda sulamak gerekiyor. Ola ki bir yanlış yaptığımda bunu birazcık da saksı kompanse etsin diye aslında ben toprak saksı tercih ediyorum. Aynı zamanda şimdi toprak saksılarda su terleyerek uzaklaşacağı için aynı boyutlarda, ben bunu kendim de denedim, aynı boyutlarda iki saksıya, biri toprak biri plastik olacak şekilde eşit miktarlarda su koydum. Tabii içindeki bitkiler farklıydı, onlar aynı değildi ama yine sukulent türüydüler. Toprak saksıdaki o toprak gerçekten çok daha önce kurudu. Plastik saksıdaki ise gerçekten bir hafta kadar ıslak kaldı. Yani eğer sizin saksılarınızın bulunduğu yer direkt güneş ışığı alıyorsa, çok rüzgarlıysa, çok kuru bir havaysa, yani direkt toprağı kurutabilecek etkenler varsa plastik saksı tercih etmeniz daha doğru olacaktır. Yani her gün ben sulayamam.
diyorsanız, toprak kurudukça sulamaya yetişemem, bu sıklığı ben ayarlayamam diyorsanız plastik saksı daha doğru olacak. Ama ben sularım, zamanım var, ilgilenebilirim. Toprak saksı görüntüsünü daha çok seviyorum, bana daha çok hitap ediyor derseniz de toprak saksı kullanmanız daha doğru olacak. Dediğim gibi bu şekilde farklılıkları var. Aynı zamanda bu toprak saksıların eskiyince böyle beyaz, siyah, böyle eskitilmiş güzel bir görünüm oluyor. Ya ben çok tercih etmiyorum. Ben bu hallerini daha çok seviyorum, daha dekoratif buluyorum ama o halini de çok seven var. Bu yüzden de toprak saksılar tercih edilebiliyor. Birazcık daha dekoratif durduğu için. Saksı değiştirme videosunda da bahsettiğim gibi en altına drenajı sağlamak için ponza taşını koyabilirsiniz. Ponza taşının aynı zamanda başka güzel özellikleri de var. Bunlardan da bahsetmiştim zaten size. Ya da çakıl taşı koyabilirsiniz. Ama zaten toprak saksılar çok ağır olduğu için daha farklı bir yöntem deneyeceğiz. Bu sefer yine drenajı sağlasın diye. Yani aslında drenajı sağlamak ne demek? Oradan suyun akıp gidebileceği bir alan oluşturmak demek. Orada bir ortam oluşturmak, suyun akıp gidebileceği bir ortam. Burada toprak koyarsak toprak yine ıslak kalmaya devam edecek. Yani suyu yine de tutacak. Belki orada kökler olmayacak çünkü kökler o kadar uzamıyor aşağıya kadar ama yine de ıslak kalmasına sebebiyet verecek. Bizim istediğimiz şey suyun güzelce direni olması olduğu için de alta böyle bazı malzemeler koyabiliyoruz. Bunlardan bir tanesi de bu kargo ile gelen köpükler. Köpükleri böyle keseceğim ve altına küp küp kesmeyi düşünüyorum. Altına da dolduracağım. Böyle bir kreatör bıçağımla. Kesme işlemini tamamladım. Şimdi elimizde böyle küp şeklinde köpükler var. Bunları alıyorum ve bunun içine koyuyorum. İçine koydum. Yani korkmanıza gerek yok. Bu hem daha hafif olmasını sağladı. Hem de zaten sukulentlerin kökleri. Bu bile aslında bayağı boyut olarak uzun bir saksı. Bu kadar kökler inmiyor. Yani maksimum şu kadar bir alan kaplayacak. Zaten benim de straforlarım şu anda oraya kadar geliyor. Ponza taşının faydalarından bahsetmiştim. Şimdi ponza taşı madem faydalı, neden ponza taşı koymuyorum da böyle bir strafor koyuyorum. Kullanacağım toprağın içine zaten ponza taşı karıştırdığım için ve köklerin çevresinde de bu ponza taşından olacağı için yine faydayı sağlayacağım. Şimdi toprağı üstüne eklemeye geldi sıra. Benim şöyle direkt satın aldığım karışık sukulent toprağım var. Şu anda toprağımı koydum. Ağzına kadar doldurmama gerek yok. Böyle bastırıyorum. Zaten ıslanınca da iyice oturacak. Köpüklerin arasına girmesi için. Yapraktan sukulent çoğaltma videomda görmüştünüz. Sukulent istasyonum var. Böyle yaprakları biriktirdiğim bir istasyon. Bu istasyona ben çok daha fazla yaprak ekledim. Çünkü elime başka daha olgun sukulentler geçti. Ve o sukulentlerden yaprak aldım. Havalar da ısınmaya başladığı için çok daha kısa bir sürede sukulent bebeklerini verdiler. Şimdi o bebekleri buraya dizeceğim. Dizdikten sonraki halini de size göstereceğim. Şimdi yerleştirmemi bitirdim. Daha önceki videomda söylemiştim. Ben buradaki yaprakları Hindistan cevizi torfunun üzerine bırakıyorum. Bebek ve kök yapmalarını bekliyorum. Daha sonrasında da toprağı alıyorum ki kökleri artık toprağa tutunsun diye. Şimdi benim buraya aldığım yapraklarımda bebekler var. Gerçekten güzelce gelişmekte olan bebekler var ama kökleri yok. Peki ben buraya neden aldım? Birkaç gün sonra zaten köklerini çıkartacaklarını biliyorum. Buraya aldım. Buraya aldığım gibi ben zaten şu anda bunları sulamayacağım. Eğer siz kök yapmamış sukulentlerinizin yapraklarını sularsanız çürümeyle karşılaşabilirsiniz. Yani bu yaprak çürümeleri fazla sulamayla yine görebildiğimiz sorunlardan bir tanesi. Zaten bu toprak kendi hazır geldiğinde hafif nemli olduğu için ben bu nemini kullanacağım. Yani ekstra şu anda bir sulama yapmayacağım. Ta ki kökleri çıktıktan sonra sulamasını yapacağım. Yine aynı yapraklardan birazcık daha önce koparttım. Birazdan göstereceğim size. Bebek sukulentler var. Onların kökleri çıktığı için sulamalarına da başladım. Şimdi hem bunları hem de o aynı cinsteki bebek sukulentleri göstereceğim. Şimdi bunlar az önce toprak saksıma koyduğum yapraklar. Şöyle bebek sukulentleri görüyorsunuz. Bu yaprakların hiçbirinde kök yok. Henüz köklerini oluşturmamışlar. Genel olarak bütün yapraklarım aynı tür sukulente ait. Sadece şu 3 yaprak, şu ilk videomda da gördüğünüz mor saksındaki sukulentler. Renkleri böyle biraz pembeleşti çünkü güneşe koydum onları. Standta gayet mutlular ve bayağı boyattılar. İlk videoyla kıyaslayabilirsiniz. Bu diğer sukulentlerim ise şöyle, daha büyümüş halleri. Bunlar artık sulamaya başladım çünkü kökleri var. Yaprakları birazcık bozulmuş. Aynı dolgunlukta olmadığını görüyorsunuz. Ama artık bu oluşan sukulentlerin de kökleri olduğu için yaprak çürümesi onlara bir zarar vermeyecek. Tabii her zaman bu kadar büyüdü diye yapraklar çürümek zorunda değil. Yapraklar çürümeyip aynı şekilde böyle sağlam kalabiliyor. Ben bu sukulentleri yapraktan ayırırken dikkat edeceğim. Eğer yaprak sağlam bir şekilde kalırsa aynı yapraktan birkaç kere sukulent alma imkanımız var. Bu şekilde toprak saksı da güzelce büyüyecekler.
Burada da pliyamı görüyorsunuz. Pliyamı saksında şu aldığım diğer saksı tabağını bu saksı için almıştım. Şöyle güzelce oldu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın.